Adnan Bey kesin geliyor değil mi? Aradınız mı bir kere daha? Kızıyla geliyor. İyi tamam. Nereye oturttunuz onu bakayım? Şuraya oturttuk. Yanlış. Benim masama oturtacaktınız. Benim yanıma. Tamam değiştiririz. Salondaki refakatçilere de kesinlikle hoş söyleyin. Geldiniz. Bak sakın yanlışlık olmasın. Sakın. Tamam Firdevs Hanım. Nihayet gelebildiniz Nihat Bey. Bir davetiye de size yollasaydık keşke. Düğün telaş. Biz de başka şey için koşturmuyoruz. Peyker yukarıda mı? Odasında. Peker. Sevgili masajdayım. Pardon. Bitiyor. Çiçekler kimden? Galeriden yollamışlar. Güzel. Hadi tamam bitti. Yardım edeyim mi? Kalkarım sen çık. Bir an önce bunu üstünde görmek için sabırsızlanıyorum. Az kaldı. Heyecanlı mısın? Evet. Bebeğim? O da iyidir herhalde. Anneler geliyor değil mi? Bak gelmezlerse annem büyük olay çıkarır. Lütfen Nihat. Gelmiyorlar deme. Ya deli ettiler beni. Ne oldu? Utanıyorum söylemeye. Ne? Babam evlilik sözleşmesi diye tutturdu. Avukatı hazırlatmış. Sabah sabah bozdu yine sinirimi. Nihat, sizin sayı tam olarak netleşmemiş daha. Ben vermiştim listeyi. Bu ne Peyker? Bir şey değil. Nihat kalemin var mı? Bu ne dedim? Anne. Bu ne bu ya? Düğün günü olacak şey mi bu Nihat Bey? Benim ilgim yok. Babanlar. Babanlara söyle. Bu bize hakarettir. Bu aşağılamadır. Başka bir şey değil. Anne lütfen karışma. Aptal mısın sen? Nasıl imzalamaya kalkarsın böyle bir şeyi? Sen koskoca Melih Yöreoğlu'nun kızısın. Yöreoğullarının varisisin. Asıl bizim onlara sözleşme imzalatmamız lazım. Ayıp vallahi. Vallahi ayıp. Özür dilerim ama yani dediğim gibi tamamen emrivaki yaptılar. Bu sözleşme imzalanmayacak. Madem böyle bir ticari dertleri var, önce benimle konuşmayı denesinler. Anne lütfen. Susuyorum diye, sesim çıkmıyor diye. Yalnız bir kadınım diye. Böyle bir hakarete asla müsaade edemem. Evlenmek için bu sözleşmeyi şart koşuyorlarsa şimdiden söyleyeyim vazgeçsinler. Ya da siz evlenmekten vazgeçin. Katya! Katya! Canım özür dilerim. Çok özür dilerim. Annen haklı. Keşke getirmeseydim hiç buraya. Keşke yırtıp atsaydım önlerinde. Katya! Katya! Mihter gelmedi mi daha? Hayır efendim. Nerede benim telefonum? Getir çabuk çabuk çabuk. Görürsünüz siz şimdi. Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Ne demek? Bana da arkadaş oldunuz. Asıl siz bana arkadaş oldunuz. Çok iyi geldi. Pardon. Annem. Telaşınız var tabii sizin bugün. Onların telaşı var, benim değil. Gelecek misiniz? Firdevs Hanım büyük bir nezaketle bize kadar geldi çağırmak için. Gelmezsem ayıp olur. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hmm.
Efendim. Neredesin? Kapının önündeyim. Geldim. Adnan Bey'i geçiriyorum. Adnan Bey mi? Beni eve o bıraktı. Nerede? Gitti. Niye içeri davet etmedin? Bilmem, aklıma gelmedi. Nerede karşılaştınız? Kabristan'da. Hı. Bu akşam vereceğin davete geliyor, üzülme. Öyle mi söyledi? İyi. Peyker? Biraz hava alacak. Tekrar özür dilerim. Peyker'e de söyledim. Beni evlatlıktan reddetseler de umurumda değil. Para pul umurumda değil. Bu evlilik olacak. Ya, demek böyle tehdit ediyorlar seni. Demek bu kadar karşılar bu evliliği. Hiç fark etmez. Gel bakayım, biraz konuşalım seninle. Pardon, bize biraz izin verir misiniz? Tabii, çıkalım. İş iyice büyüdü. Şimdi durum değişti. Peyker'i düşünüyorum ben. Daha da morali bozulmasın, yazık. Ben konuştum onunla. Ondan başka hiçbir şey umurumda değil, söyledim. Her problemin bir çözümü vardır mutlaka. Babana bir teklifim var. Her iki tarafı mutlu etmese bile en azından üzmeyecek bir teklif. Nedir? Madem onlar bu işe aynı zamanda ticaret gözüyle bakıyorlar, güvensizlik üzerine hiçbir sözleşme imzalanmaz, değil mi? Ben de kızımın haklarını korumak zorundayım. Ne kadar istiyorsunuz Firdevs Hanım? İşte ortak yolu bulma zamanı. Annem yaptı yine yapacağını. En güzel günümü mahvetti. Başka türlü hiç rahat etmez onu. Ağlama, sevindirme onu. Öyle değildi. Vallahi eskiden böyle değildi. Hep böyleydi. Biz küçüktük o zaman. Katya! 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 Buyurun efendim. Herkese söyle, pazartesiden sonra birikmiş maaşlarınızı alacaksınız. Teşekkür ederiz efendim. Thank you.